Hepinize merhaba sevgili arkadaşlarım. YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Şöyle annemle otları görünce dayanamadık. Bakar mısınız baksana, gelinciklere? Şuna baksana ne güzeller öyle. Bak. Arkadaşlar biz bunu şeyde yemeklerin yanında çok seviyoruz. Üzerine limon sıkıp da yemeği çok severiz. Çok güzel olur. Bu gelincik zaten her yerde olur. Her gördüğünüz yerde alabilirsiniz mutlaka. Toplayın arkadaşlar bir tadına bakın. Buna bak taze çıkmış. Tere gibi çok severim ben bunları. Bunun da salatası olur, yemeği olur. Bu turbun da. He, bu da turp. Şöyle yağlı, yeşillik yağlı gördük bugün. Bahar geldi. Mide dayanamıyoruz annemle. Bu da yağlı turp. Bu yağlı turp değil mi anne? Ha, yağlı turp. Bakın şunlar deli turp derler. Bunları almayız. Bu yağlı turp birazcık daha şey olur. Şu var bak. Bak ne güzeldir öyle. Ha. Şu kokulot. O da kokulot. Bunların türlü bir yemeği de çok güzel olur. Türlü güzel bahar olur. Otunu. Ha. Bak şurada da var anne gelincik. Buna baksana gelincik şurada var. Ha. Gelincikler yeni oluyor ama. Şimdiden sonra yeni, çok olur da. Yeni tazecik oluyor. Ha. Şuna bak. Şöyle bir aya falan güzel güzel olacak. Güzel bak. Yemesi olur tazecik bunları. Tazecik çıtır çıtır. Öyle olur. Turbotları. Ne güzel teyzeciğim. Bunları kavuralım şeyle. Şey de vardı, o taşı da vardı evin orada sabahleyin ben gördüm. Kavursak güzel olur. Benim bahçede de olur şimdiden Kerem. Bahçede bunlar hep olur. Tabii daha yeni oluyor da öyle. Evet. Antalya'nın yenilebilen otları arkadaşlar. Şu anda burada bahçede çıkan bunlar. Şurada da var anne gelincik. Bak şurada kokuluyor. Evet. Orada da var. Gördük mü dayanamıyoruz. Vallahi gördük mü dayanamıyoruz. Gittim yerde alıyorum ben bunu böyle işte. Geçen gün Emine ne diyordu ona? Arkadaş pazarda diyor toplayabilsem de götürsem pazara diyordu. 15 lira pazarda kilosu diyordu. Vallahi. Otların ha? Türlü otların. Bak şurada da var anne. Çeşitli. Çeşitli hani köyde yenilebilen otlar 15 lira pazarda diyordu. Anam onu da yaptı anne. Anne onu da çok. Öyle giden çuval çuval götürüyordum ben. Vallahi, vallahi ne günlerdi be anne be. Çok çok. Toplardık vallahi. Temizlemesi zor olur. Ben bilirim onu. Onu da yaptım. Hepsini yaptı anam. 30 aynen sene belki pazarcılık yaptı. Şimdi bakma sen böyle olduğuna. Yaptım annem. Evet ekmeğimizi taştan çıkardık değil mi anne? Yani köy yerinde. Muhtaç etmeyeceğim diye ben her yerlere gittim. Pazarlara çok gittim. Belki 30 yıl yapmışımdır. Oy benim anacığızım. Baksana. Hele bu gelincikler acık büyür ya bizim sebze tarlasında büyük olur. Böyle kocaman olur. Onu tutardık bir yıkardık. Kalıp kalıp koydum koduğum yere pazara şöyle. Herkes imreşirdi benim koduğuma. Kalıbınla böyle koyardım. Şimdi ben pazara gittim miydi? Hani böyle tanıdığım yerlerden almak isterim tabii, genelde mesela. Tabii. Bildiğim yerlerden. Bak şimdi şu kutlar ne değerli. Herkes bilmez bunun değerini. Daha yeni de olduklarından baksana ne güzeller. Evet. Şimdi arkadaşlar anacığım benim pazara nasıl alıştı şöyle. Rahmetli kardeşim vardı benim. Böbrek hastasıydı. Yaklaşık 3 sene değil mi anne? 3 sene. 3 sene hastaneye git gel. Bir gittiğinde annem 10 günde 15 günde eve geldiği olurdu. Rahmetlik babaanneciğim vardı başımızda. Babacım da kamyon şoförü, o da yola giderdi. O da gitmese zaten nasıl giderdi? Mecbur o da ona giderdi. Aynen bir gittiğinde 10-15 günde gelirdi. Nur içinde yatsın kardeşcağızım. Ondan sonra annem kafasını dağıttı, kafamı dağıtayım diye pazara bir başladı. Başlayış o başlayış yani. Arkası geldi galiba. Arkası geldi aynen. Gittim de gittim. Sen niye arıyorsun diyene ilk gittiğimde burada dediler. Niye geldin dedi. Siz niye geldiniz dedim. Arkadaşlar tanıdıklar. Pazara, ben de pazara geldim dedim. Bir daha bana kimse o soruyu sormadı gari. Şimdi ilk gittiğinde annem hiç pazarcılık yapmadığından hani utanmış, tuhafına gitmiş ama sonradan hani alıştı. Siz hani niye? Elin parasız da kalmıyor. Yaptığın şeyi sonuçta dikiyorsun, yetiştiriyorsun, satıyorsun. Elin pazarın parası bitmez anam. Orayı kaldırsın orada bulursun. Orayı kaldırsın orada bulursun. Pazar parası çok mühim anam. Aynen. Halıların yani altı kavak yaprağı gibi olur değil mi? Kaldırdım mı altında muhakkak. Unuttum da çoktur. Ev badana temizlik edecek olan bulurdu çocuklar. Şimdi biz ablamla bazen şey yapardık. Şimdi biz ablamla bazen eğlenirdik, takılırdık. Temizlik yapacağımızda anneme geldik miydi? Ablam derdi, halıları ben kaldıracağım derdi. Ben derdim, ben kaldıracağım derdim. Bizim de
ot olmuş herhalde. Ben derdim çünkü neden altına kavak yaprağı gibi para çıkardı. Annem pazardan geldi mi alların altına koyardı. Elime attığımda bulunayım diye. Ondan sonra anne şu kadar para bulduk falan. Alın kızım sizin olsun. Alır mıyız? Almayız ama kendi verir zaten. Parasız bırakmazdı bizi de. Ama gerçekten pazara giden insanın eli harçlıksız kalmıyordu arkadaşlar. Evin yiyeceksiz de kalmaz. Aynen. Yiyecek, içeceksiz de pazarda ne bulursan gelmiş. Acım getirir gelirdi. O yüzden getirsin. Yani her şeyi gördük. Köylüysen arkadaşlar çekmediğin şey de kalmaz ama ne derler ona? Eşek gibi çalışırsın ama paşalar gibi de yer içer gezersin. Yani öyle diyeyim. Kasını bilirsin. Aynen. Pazartını aynen. Yerdik, bol yedik, bol. Aynen yedik. Şimdi bu otları falan çok bulurduk biz annemle. Şu hani gelincik, turp otu, kokulu ot, oşat otaşı derler, kazayağı derler. Kazayakları da çıkacak yakında İlaba'da. Evet abone, hepsi olur. Heh. Bunları da belki gösteririm size bir dahaki videolarımda. Hani hepsini muhit muhit olur yani. Şimdi içinden sonra olur gari. Bir ucundan yiyen oluyor. Bunlar da lan ne? Şurada yolun üzerinde de gelirken şimdi bahçede görmüştük. Oradan da biraz sonra vardığımızda yiyeceğiz bunları bak. Ne güzel yemez olur. Bir evet. Yıkayacağız limonunu, tuzunu. Şeyde de gördüm ama senin o bahçenin ucunda da var. Giderken onları da alalım. Alalım. Güzelcik bir yiyelim diyorum. Baharı getirelim. Aynen. Maşallah baksana. İşte bak bu yağlı tut. Bunun göbeğini alacaksın değil mi? Ha, bak şöyle, ha, bak tam. Şöyle. Tam bunun kavurması da çok güzel oluyor. Şuna baksana. Bak. Şöyle. Şuna bak. Güzel tazecik. Şöyle bir dur. Ekran fotoğrafını alayım seni. Şuna baksana. Şuna. Tazecik. Şu şeyi de bulduğumuzdan falan güzel. Bak bak. Bak anne. Burada da var. Şunu da al istersen. Bak bu da yağlı turp. Hı. Baksanıza yaprakları falan çok sağlıklı ve güzel. Ya, bak, ya. Bak. Kendi tarlada olan şey ne demek anne? Vallahi. Bak şuna bak. Vallahi bugün bayağı otumuzu bulduk. Pişireceğimizi bulduk. Öyle. Var mı başka? Burada yok karpıyor ama. Bak aşotları daha yeni yeni çıkmaya başlamış anne. Bak. Daha bunlar aşot arkadaşlar. Bunlar da daha yeni çıkıyor. Bunlar büyük büyük. Bunlar baharın olur. Müjdecisi. Tabii öyle büyük olur. Bakalım şuralarda var mı? Bir daha gelirse onlar büyür. Biz bir daha gelene kadar onlar büyür. Bak. Şimdi yengemin cama kendinin içinde sütlü ot bulduk arkadaşlar. Biz sütlü ot deriz ama başka yerlerde nasıl isimleri var bilmiyoruz. Bunu yemeğe katarız. Bunu da yemeğe karıştırırız. Yemek otu bir de. Türlü bir yemek otu yaparız. Bak şuradaki turp otu da çok güzel. Bak. Ben çok severim bu yağlı turpların kavurmasını. Şuna baksana. Evet. Maşallah. Bu yengemin şeyin içinde. Neydi bu? Camakenin. Camakenin içinde. Camaken bozulmuş artık. Yerinde de çıkmış bu şekilde. Baksana bunlar da eve gümeci. Bunlar güzel olur. Bundan şöyle yaprağını mı alacağız? Şöyle de şöyle yapsak alırsın. Da olur değil mi? Şu taze yerinden böyle alırsın değil mi? Taze yerini bu şekilde. Bakın. Ebe gümeci de bulduk. Bunlar sert olur ki. Doğrayacağını da şeyini alırsın. Ucunu doğrarsın. Tazecik. Bak burada da turp otu var. Bu da çok güzel. Ay ne kadar sağlıklı gözüküyor bak ya, turp otları. Bak bunlar yağlı tefek bunlar. Yağlı turp. Hepsi çeşitli bak. Güzel. Bunlar karışık türlü bir ot ya, şey yemeği yapalım bunlar akşama. Ne güzel. Hele bunun salatası da güzel olur annem. Bunu azıcık haşlayıp zeytinyağında kavurup üzerine de yoğurt döktüm müyü de çok güzel oluyor. Heh, azıcık da toplayabilsem okula götüreyim ben bunu. İş yerine götüreyim orada yapayım. Baksana hele çok güzelmiş. Böyle çok seviyorum ben bunu. Böyle bile yiyesim geliyor neredeyse. Götürsene onlardan iki tane alalım. Onu da al anne bak bu da çok güzel. Endeki göbeğini. Evet. Bizim amcaoğlu gün. Oradalar bahçeyi. Dalları indirmişler de odun yapıyorlar da sesi oradan geliyor. Evet. Onu da koyalım kovamıza. Ben bir tane daha buldum. Bu taraf arkadaşlar burada daha çokmuş bakın. Burası şey
sürülmüş tarla olduğu için sürülen tarlalarda daha çok oluyor herhalde turp. Gerçi her yerde olur yağlı turp da. Genelde sebze tarlasında, sürülen tarlalarda çok olur. Yani nerede görürseniz alın muhakkak. Şu kördem herhalde, şu mu? Şu kördem mi anne? Kokusuna bakayım. Evet, pırasaya ve sarımsağa benzer arkadaşlar bunun kördem. Bakın bu da yemeklere koku ve lezzet verir. Onu da alalım anne. Bunların isimleriyle beraber eve varınca size ayrıca bir video çekmek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi topladıktan sonra şunlar kokulot. Bunlar iyi değil. Kokulota benziyor ama değil değil mi anne bunlar? Bunlar değil. Bunlar yenilen değil. Bak bir kördem daha. Dur ucundan bakayım bir. Evet. Aynen. Kokusu sarımsak ve soğanı anımsatıyorsa pırasayı. Yani bu da sarımsak ve soğangillerden sanırım. Ama bu da dağda yetişenlerden. Bakın. Bunlar kördem arkadaşlar. Bak arkadaşlar buna da kimi yerde dana dili diyorlar. Biz de yiyoruz bunu ama bir türlü aklımız gelmedi adı. Gelin çantası diyerek de diyorlar sanırım herhalde. Kara çıtlık mı diye. Herkesin farklı farklı söyleme isimli şeyleri var. Tamam. Kimi yerde dana dili diyorlar. Bakın burada da var. Kimisi sanırım gelin çantası mıydı? Öyle bir şey de diyorlar sanırım buna. Bak anne şurada da var. Şu da çok güzel. Şunu da. Sarı yerlerini atalım. Evde bize uğraştırmasın. Bak yengemin bahçede de varmış gördüm. Hadi bakalım. Dur. Ablam neler yapıyormuş ablam? Turpu değil mi? Çok güzel oluyor. Şu. Bak bunlar annemin turpları. Şu kenarda da var annemin turpları. Şu kenara da dikmiş şöyle. Şurada bir kocaman olmuş. Onu görmemişim ama neyse şimdi yolduk artık. Bunlar onları dikmiş. Kendi mi dikmiş acaba? Evet, ortada çıkmış kendi, ya. Kocaman olmuş baksana. Bak şunlar sanki fındık turp mu bilmem abla. Şunun cinsi evet, farklı mı? Değil mi? Şu kardeş olmuş. Değil mi? Bak bunlar iri. Bak bunun cinsi farklı. Değil mi? Aynı. Bak şunlar fındık turplardan mı acaba? Küçüklerden sanki cinsi farklı. Anne bunların cinsi farklı mı bilmem şu turpların. Evet evet 4 tane. Değil mi? Hepsi bir tohumu yok at olmuşindir ben onu öyle de fark edemem. Değil mi? Aynı mı? Tohumu hep dökülmüştür. He, belki de. Ha, o sık olduğundan o zaman. 4 tane olmuş bir de şunda olacak. Bak. Sen ister ondan alsana götürsene bak kendilerine ayıracağım sever. Bak onu da. Aldım anne. Al şu da çok güzel al, bak. Da, o da büyük o da büyük. Kocaman olanı alayım. Ha, al, al onu al. Var da yenmiyor bak. Kocaman olmuş bu. Ben de tarhana çorbası yapmayı düşündüm. Ha, tarhanayla turp çok güzel olur. Şunu yemiş mi? Don olmadı ya. Don olsaydı bunlar hiç şey olurdu ama don olmadığında. Çok güzel olmuş ha. Vallahi. Evet. Şimdi kendi bahçemize geldik. Kendi bahçemizden. Anneme bakıyorum. Kendi bahçemize daha çokmuş. Değil mi anne? Her yer otmuş ya. Her yer otmuş. Baksana. Gelmedi bana. Her yer turp otu. Anne bolca toplayalım. Ben bunlardan götüreyim. Götür. Yoğurtlamasını yaparım. Götür. Baksana. Ya arkadaşlara veririm. Baksana. Götür baksana. Olmaz nasılsa ya. Babam götürecek bizi arabayla. Yemine götürüyor dışarıda ya. Baksana. Ya sen yemine arkadaşlar isteye komşular diye de böyle bir sandık götürdü bir yere. Öyle mi? Turp atı mı? Anne dedi. Ha, birer apaz verin ben onlara dedi. Getir diyor var yıllar dedi. Baksana. He, şunun da göbeği çok güzel. Götür. Baksana. Vallahi tam turp cenneti olmuş burası. Tamam. Onları da katalım kovamıza. Hadi gidelim. Şunlarda. Evde yanımızda poşet yok. Kovamıza koyduk. Evde poşete katalım. He? Arkadaşlara da götürelim. Baksana çok güzel olmuşlar. Bak bu turp yenmez değil mi abla? Bu başka. Bu yağlı turp değil bak. Bu yenenden değil. Bu değil. Bak bizim şey... Bunlar bu farklı turp, yağlı turp değil. Deli turp herhalde bu değil mi?
Aman otun yenmeyen olur mu ya? Hepsi yenir. Belki. Ha, belki de ama öyle alışmışız ya. Deden derdi ekin otunla derdi. Dilfil otundan kerisi yenir derdi. Ha, ekin otuyla dilfil otundan kerisi yenirmiş arkadaşlar otun. Maşallah. Kenarlarına at verelim. Göbeğini alalım. Şu kenarların tam göbeği var ya çıtır çıtır çok güzel. Kurtlardan bakıp vardı da var. Valcından bu fillerine bakıp. Evet anne her yere dengemle ikiniz bir becerikli. Vallahi. Tarladan sebzenin biri bitmeden arkasından birini dikiyorlar değil mi abla? Gençinden yedik Allah razı olsun. Bak kendimiz bir. Orası taze. Bak. Neyse hafta ona ben de bir bıçak alayım bir şey alayım. Isırgan otları da çıkmış arkadaşlar. Şimdi ablama diyorum ben senin elini dalamaz diyorum. Sen pisi pisi dediğinde dalamaz diyorum. Eskiden şimdi ablam çocukken pisi pisi dedim mi benim elimi ısırmıyor derdi. Ben de pisi pisi derdim benim elimi ısırırdı kıpkırmızı olurdu ellerim. Ya benim ellerim dayanıklı biraz da seninki nazik. Ondan mı? Ne bileyim ondan mıymış acaba? Artık şey olmuş böyle. Alışmış gar. Alışmış artık da öyle. Benimki de hani o zaman çocukluk garcam şimdi ben de elliyorum da. Şunları şöyle temizleriz aslında. Şurasını keseriz. Şöyle otlarımızı aldık. Efendim anne? Şimdi kafana alıyorsun yapraklarını fışkırıyor. Alıyorsun fışkırıyor. Rokayı nereye ektin? Nerede de var? Oraya mı ektin rokaydı? Annem de yok yok canım. Bulduğunu ekmiş. Bu sonra da. Şöyle şunlar. Anne şunu tarafına koyalım ya. Tavuklar yer. İyi bakalım. Hadi kovamızı alalım gidelim. Ben kovayı şu şekilde alayım. Al. Ha, evde poşete koyalım. Tam bahar geldim arkadaşlar. Köy ot cenneti. Resmen ot cenneti böyle. Hele benim gibi köylüyseniz otu sevmeyen insan var mıdır? Yoktur sanırım. Şimdi gidelim. Evimize artık bayağı geç oldu. Bak burada da ısırgan otu bulduk yine. Tazecikler. Biz bir dahaki gelişimize şey olursa gözlemesini yapalım. Tek başına gözlemesini yaptın mıydı süper oluyor. Azıcık içine peynir karıştırdın mı böyle ya kaşar. Yeme de yanında yat. Bir daha geldiğinde yapalım. Bayağıdır zaten gözlemeye hasret kaldım sanki. Aynen. Aynen. Benim oğlan da gelsin o da seviyor. Uf 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 ısırdı. 15 tatilde. 15 tatilde yapalım oğlan da gelsin. Oğuzhan da çok seviyor illa. İlla öyle değil miyiz ya? Gözlemeyi, otlu gözlemeyi çok seviyoruz ya. Vallahi yalan değil. Şimdi bazı arkadaşlar yazıyor. Hani bu kadar ekmek yiyorsunuz, gözleme yapıyorsunuz, iyi kilo almıyorsunuz falan diye yazıyorlar. Vallahi alıyoruz da, veriyoruz da arkadaşlar. Vallahi yeri geliyor, eritiyoruz da. Şunları da benim ellerim ısırdı. Senin elin ısırmadı değil mi? Çiçek gibi. Hadi gidelim.